bir eserin notasyonunun başında anahtardan sonra gösterilen diyez ve bemol sembollerine, bir başka deyişle anahtar ile ölçü işaretinin arasındaki arızalara tonal donanım denir. Anahtar işaretinin yanında eğer iki tane diyez sembolü varsa, o semboller mutlaka fa diyez ve do diyezi işaret eder. Burada Mozart'ın Posthorn serenadından bir menüet var. Dizekteki farklı anahtarların yanında duran diyez sembollerini görüyor musunuz? Eğer bu diyez sembolleri olmasaydı, eserin bu bölümünü nota'ya dökerken bir sürü notanın önüne değiştirme işareti eklememiz gerekirdi. Satırın başına eklenen diyezler sayesinde müziği okumak daha kolay bir hale gelir. Anahtar işaretinin yanında 3 diyez sembolü gördüğünüz bir portede, bu semboller sırasıyla fa diyez, do diyez ve sol diyezi işaret eder. Kuralımız şu şekilde. Tek diyez işareti varsa fa diyez. İki diyez işareti varsa fa ve do diyez. Üç diyez işareti varsa fa, do ve sol diyez. Dört diyez işareti varsa fa, do sol ve re diyez. Beş diyez işareti varsa fa, do, sol, re ve la diyez. Altı diyez varsa fa, do, sol, re, la ve mi diyez. Yedi diyez varsa sırasıyla fa, do, sol, re, la, mi ve si diyez yer alır. Bemollerin sırasına gelirsek, daha önceden öğrendiğimiz gibi tek bemol işareti gördüğünüzde si bemol, iki bemol işareti gördüğünüzde si ve mi bemol, üç bemol işareti gördüğünüzde si, mi ve la bemol, dört bemol işareti gördüğünüzde si, mi, la ve re bemol, beş bemol işareti gördüğünüzde si, mi, la, re, sol bemol. Altı bemol işareti gördüğünüzde si, mi, la, re, sol ve do bemol. Ve son olarak yedi bemol işareti gördüğünüzde si, mi, la, re, sol, do ve fa bemol yer alır. Bunların hepsini önümüzdeki derslerde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Çaykovski'nin 4. senfonisinin 2. bölümünde satırın başında 5 tane bemol sembolü bulunur. Tonal donanımı eklenen bu 5 bemolün etkilediği notalar ne kadar da çok, öyle değil mi?